Bu ne şimdi? Çünkü bu bir haber falan değil ki. Bu bir sürü bir olabilir. Peki, şöyle yapmalı. Cumhurbaşkanı o cümleyi Cumhurbaşkanı o cümleyi neden kurmuş? Ben mesela yani ben şimdi bak şöyle yapsam. Putin'e karşı bak şimdi. Evet. Ben Rusya'daki muhaliflerden aldığım bir yetkili görüştüğüm bir yetkiliye dayanarak evet. Putin'e karşı şöyle bir operasyon. Deutsche Welle ya bu. Sen yabancı bir ajansın. Burada iç siyasetle ilgili yapacağın hiçbir haberde anonim kaynak kullanamazsın. Evet, varsa böyle bir AKP'li Hasan, Hüseyin, Mehmet kimse yazarsın. Tamam. Bunun adı ne biliyor musunuz? Bu deminden bahsedilen o kafa karıştırma operasyonlarının bir tanesi. Ya bak şunu söyleyeyim. Sayın Sarı'yı kesmiştik. Evet. Deutsche Welle'nin editörü olsam bu haberi getiren editör şey muhabirin kafasına ben kesmedim, atarım. Eğer bunu ben hep beraber kestim. Eğer Deutsche Welle'nin yöneticileri bunu istememişse. Neden biliyor musunuz? Dersiniz ki kardeşim bir dakika Türkiye'deki siyasi dinamiklere hemen bakıyorum. Duyuyorsun. Bak siyasi dinamiklere realiteye bakıyorum realiteye. Ne iktidar ne muhalefet. Öcalan'ı bırak şey yapmayı açılım sürecinden itibaren böyle bir şeye daha tevessül edemez. Peki. Hatta ondan mektup lafları dolaşıyor. Buna dahi cesaret edemez. Buna AKP, tamam. MHP, buna CHP, İYİ Parti dahil tamam. olmak üzere. Sen ne biçim haber yazdın? Sen operasyon olmalısın derim diyorsun. Yani. Peki yani, Sayın Sevinç buyurun. Ya. Siz tamamlayın. Sayın Sarı'yı kestim. Çünkü operasyonel gazetecilik başka bir şey değil yani. Evet. Şimdi arkadaşlarımızın yani Nedim Şener'in yani bir ciddi bir gazetecinin haberini bu şekilde tartışıyor olmasını yazamıyorum açıkçası. Şimdi hangi ciddi gazeteci? Nedim Şener. Haber nasıl yazılır? Kaynağı belirtilmeyen haber, işte adını açıklamayan kaynak haberi nasıl yazılır? Yazılmaz böyle bir haberde. Hayır kardeşim yazılır. Böyle bir yazılır, haberde yazılmaz. Yazılır Nedim Şener. Böyle bir haberde yazılır, yazılmaz. Yazılır Nedim Şener. Hatta bak yazılır. Hatta haber önemliyse şöyle olur. Sen onları bilmen İstediğin lazım. İstediğin gibi atarım o zaman. Şöyle olur. Ya derim ki hayır kardeşim, bir CHP'li yetkili diye ben de yazarım. Ya bir dakika kardeşim ya. Bir dakika. Haber şöyle. Muhabir haberi yazar. Getirir işte şefine der ki haber müdürüne ya şu kişi böyle bir haber açıkladı, böyle bir bilgi açıkladı bana ama adının derim, yazılmasını bitti. İstemiyor. Eğer haber müdürü, yani. Haber müdürü hayır kardeşim yazma demez. Haber müdürü olay ciddiyse ya ne ciddi? O kişiden muhabirden kimle görüştü? Muhabirden ciddi. Kaynağını bak. Öğrenir, ismini öğrenir. Ya Nedim Şener bir dakika ya. Bir dakika. Bu raporu sana, bak Nedim şöyle Şener, şöyle sana bir bak, gazetecilik öğretiyorum gazetecilik. Ya bırak ya beylik lafları etme. Bir saniye kardeşim. Beylik lafları etme. Ben rica etsem. Oyunu aşan lafları etme. Kardeşim. Sen kim tansiyon öğretmek kim ya? Ya bir susarsan. Sözünü gazetecilik öğreteceğim lafını şöyle yediririm sana ben yani. Bak öyle laflar konuşmayacaksın. Yediremezsin. Örnekleriyle yediririm sana ben. Ama bak bırak konuşayım. Örnekleriyle yediririm. Adını açma. Sayın Şener. Sayın Sevinç çok bireyselleşiyor. Lütfen çok rica ediyorum. Çok rica ediyorum tansiyonu düşürelim. Hiçbir şey yediremezsin. Şu anda Sayın Şener lütfen çok rica ediyorum. Lütfen sus da sözümü tamamlayayım. Bir sus da sözümü tamamlayayım ya. Sayın Şener, evet, rica ediyorum kardeşim. Lütfen bunu bireyselleştirmeyelim, çok şahsileştirmeyelim, çok rica ediyorum. Burada çok değerli gazeteciler burada... var, çok değerli bir araştırmacı var. Çok rica ediyorum nihayetinde tamamen özellikle şahsi olarak birbirimize hedef almadan tabii ki her şeyi söyleyeceğiz. Bir çerçeveyi toplayalım, çok önemli konular var çünkü. En azından en baştan bir çerçeveyi ortaya koymak istedim. Sayın Sevinç siz tamamlayın, Murat Sarı'yı kestik çünkü buyurun. Tamam dedim. Nedim Şener bak öncelikle kardeşim sen de gazetecisin ben de gazeteciyim tamam mı? Ve gazeteciliğin nasıl yapıldığını hepimiz de biliyoruz. Lütfen sözümü kesme. Bakın kaynağı belirtilmeyen haber. Muhabir haberi getirir haber müdürüne. Haber müdürü haberi ciddiye alıyorsa ve önemsiyorsa muhabirden haberin kaynağı kimse onun adını öğrenerek gerekirse haber kaynağını arar. Sayın kişi, sen bizim muhabirimize böyle bir açıklama yaptın mı? Evet yaptım, olay budur ama adımı açıklamayın diye haber müdürüne de teyit eder bilgiyi. Dolayısıyla o haber güvenilir haber haline gelir ve yayınlanır. Bu işler böyledir. Nedim Şener, senin bunu bilmen lazım. Peki. Ya şimdi burada... Sayın Şener de işte o mecra yönelik... Haberin içeriğini bir daha okur musunuz? Bakın haberin... o kişinin... bak. Şaban, bu sefer de Deutsche örnek Welle verdiğin haber, örnek verdiğin haberde bir AKP'liye dayandırılıyor anonim. Haberi o kişinin söyledikleri bir varsayım, yani ismi belli olmayan bir AKP'li. Bak şimdi,
Haber ne biliyor musun? Hani somut, gerçek bir haberse haberi söyleyen kişi, kaynaklık eden kişi bir varsayıma dayandırıyor zaten. Diyor ki böyle böyle olmuştu, bunlar karşıydı, böyle böyle olabilir, görüşmeler oluyor olabilir, buradan gelen raporları okumuş olabilir. Yahu şimdi, neresi bunun gerçeği? Bir tek burada kesin olan görüşmelerin olduğunu söylüyor. Görüşmeler var, ne diyor? Raporları okumuş olabilir diyor. Ha, nasıl oluyor bu? Öcalan'ın çözüm sürecinde... Ya. Bilmiyorum. Öcalan'ın çözüm sürecinde HDP'nin sorumlu davranmadığını düşündüğünü ve sürecin bitmesinden Demirtaş'ı da sorumlu tuttuğunu zaten bilinen bir şey. Evet. Bu çok genel, evet. Muhtemelen Öcalan'da İmralı'da yapılan görüşmelerde bu konu gündeme gelmiş olabilir ve Cumhurbaşkanı da raporları okumuş olabilir. Ya olabilir de olmaz ki, bu İmralı, haber mi İmralı notlarından bahsediyor yani, yoksa bugün yapılan röportajdan bahsediyor. Bir de dil açısından bakalım ya. Burada olabilirli 10 tane cümle var yani. Olabilir bir haber olmaz ki. Bugün İmralı'da bir görüşmelerin yapıldığından bahsediyor. Yoksa burada atıf yaptığı gibi İmralı notlarınla oradaki görüşmeler raporlarından bahsediyor. Bu kadar flu ve soyut olan bir yerde bütün bu iddialar, diyor ki o raporları okumuş olabilir. Tamam. Peki öyle bir rapor okumadım derse, bugünlerde bir görüşme olmadığını söylerse, burada iddia edildiği gibi bütün konular açılım sürecinde geçen olaylarsa, oturup bu haberi nasıl net bir haber, şöyle olur. Der ki yarın Türkiye, bu haberi AK Parti Genel Merkezi'nden bir yalanlama gelmediğine dikkatinizi çekerim kardeşim. Bu haberi AK Parti Genel Merkezi'nden bir yalanlama gelmediğine dikkatinizi çekerim. Ben Şaban, bakın, AKP'nin ne yaptığı, ne dediği önemli. Ben gazetecilikten bahsediyorum. Biz seninle burada gazetecilik tartışıyoruz. AKP'liler bunu demiş. Tamam, demek ki. Deminden, mesela Meral Akşener öyle demiş. Hiç önemli değil. Bak diyorum ki. AKP'de, dedim ama haber, CHP'de, bak, haber MHP'de, AKP'ye dayandırılıyor. Bir AKP yöneticisine dayandırılıyor haber. Dolayısıyla AKP, AKP yöneticisi son böyle söylememiş bu, olsaydı, lütfen bu doğaldır ki ne olur başlığı kapatalım. Ben, yani bu, bizim bir genel merkezimizden konuşuruz. böyle bir kişiye böyle bir açıklama yapmamıştı. Olanları, bu haber yalandır. Olanları konuşalım. Bir Alman ajansı, şimdi, Almanya'nın bir ajansı haberi ki, etkisizleştirmeye çalışmadığı bir anlamı yok yani. Alman ajansı ki bu ajans son zamanlarda ciddi algı operasyonları da yapıyor. Bunu ben de eleştiriyorum. Sitesinden eleştiriyorum. O ayrı konu. Bak, o ayrı konu. Oturmuş o ayrı konu. O iç siyaset, Türk iç siyaseti hakkında anonim. Yani benim Alman siyaseti hakkında Merkel üzerine bir şey yazmamla bu kadar abes bir şey olabilir mi ya? Peki. Oturup onlar burada bunu yapabiliyor ama. Arkadaşlar. Şey, Sayın Yeşiller Partisi. Sayın Seyir, sizden de son bir cümle alayım. Son bir cümle. Yani sarf edilmiş gerçekten cümle. Arkadaşlar. Şimdi konuşulmuş olan iki tane somut. Yani tamam. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıktığını bildiğimiz, canlı yayında duyduğumuz kendi kulaklarımızda bir cümle var. Akşener'in daha keza yani şu sizin söylediğiniz bilgiler... bir herhalde tezahürümüdür bilinmez ama diyor ki yani böyle mi yapacaksın? O da biliyoruz, o da açık, ikisi de açık kaynak. Onun üzerinden konuşalım. Son cümlenizi alayım Sayın tamam. Sarın'ın çünkü sözünü son kestim. Son cümlemi söylüyorum. Teşekkür ederim. Önce Doğçevelle Türkçe servisi bu. Dolayısıyla zaten Türkiye'de faaliyet gösteren bir Alman gazetecilik grubu. Bakın Türkiye'de sadece Alman gazetecilik grubu yok. Azerbaycan'ın var. İngiltere'nin var. Onlar Rusya'nın böyle şeyler var, yapmazlar ama yani. Ya yapar yapmaz ayrı konu BBC ama yapar, yani bunu yapar. hemen işte yok Alman ajanları falan gibi. Ajan işte, demedik ya. Siyasetle ajanstan ilgili bahsettik. Yapıyor. Ajandan ya bahsettik. Onu demeye getiriyorsun. Sevgili Nedim, onu demeye getiriyorsun. Ya demek haberleri de böyle yapıyorsun. Bak haberleri de böyle yapıyorsun. Ama ne olur ne olur. Nedim de böyle yapıyorsun. Niyet okuyorsun. Nedim Bey ne olur şahsileştirsin. Sayın Sarı. Ya Nedim. Tamamladıysanız ben. Nedim gereksiz bir telaş içindesin. Gereksiz bir telaş. Yani AK Parti Genel Merkezi senin kadar telaşlanmamış. Yalanlanmamış. Ya yok Şaban. Neyse. Gazeteciliğine söylüyorum lafı. Sen alınmıyorsun bile aslında. Neyse. Peki. Ben neye alınacağım Nedim? Benim gazeteciliğim ortada yani. Alınacağım bir şey yok. Rica ederim ya. Peki. Nedim kendine gel lütfen. Bir kere daha rica ediyorum. Kendi çalıştığın kurumu sorgula kardeşim.